Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay bir yelek modeli tanıtmaya çalışacağım. Erkekler için de olabilir arkadaşlar, ama kız çocuğunu yapmak istiyorsanız şuralarına küçük küçük işlemeler de yapıp kız çocuğuna da yapabilirsiniz. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için çok kolay, çok basit bir modelimiz. Ben sizlere şöyle iki tane yapıp göstermek istiyorum. Şu karelerimiz arkadaşlar 6 imlekten oluşuyor. 6, 12, 2 de yanlarına 16, bir de ortaya 17 imlek başlayacağım. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum arkadaşlar. Yavaş yapmak istiyorum. Yeni yapmak isteyenler, yeni öğrenmek isteyenler arkadaşlara da faydamız olması amacından. Evet, 17 imlekle başlayacağız arkadaşlar. İsterseniz çift şişle de başlayabilirsiniz. Ben tek şişle tercih ediyorum. Örneğimiz tamamen ters ve düzden oluşuyor. Dediğim gibi çok kolay. Çok basit bir örneğimiz var arkadaşlar. Ters imlek alıyoruz. Düzleri içten alacağız. Altı tane. 2. Beş. Altı. Bir tane ters alacağız. Yine 6 tane düz alacağız. Altı. Bir tane ters alacağız. Kenarı da böyle düz öreceğiz. Kenarı boş alacağız. Buradan tümünü içten düz olarak devam edeceğiz. Dediğim gibi çok basit bir model. Yeni başlayan arkadaşlar yapabilir. Şimdi arkadaşlar bunu ters alacağız. 6 tane düz alacağız. Şu ara çizgiyi oluşturmak için yine bunu ters alacağız. 6 tane düz alacağız.
Kenarda altı düzden sonra yine bir ters. Kenarımız düz. Arka tamamen hiçbir işlem yapmayacağız. Düz olarak devam edeceğiz. Örgüde eliniz sıksa arkadaşlar şişinizi kalın kullanabilirsiniz. 2,5 yerine 3, 3,5 öyle kullanabilirsiniz. Kesinlikle iple şişin uyumlu olması gerekiyor. Örgünün güzel olabilmesi için. Yine düzü başı boşalttık. Şimdi ters aldık. 6 tane düz olacağız. Altı düzden sonra bir ters. Yine altı düz. Üç sıra oldu. Altı sıra yapana kadar aynı devam edeceğiz arkadaşlar. Sonra göstereceğim. Dediğim gibi modelimizin arkası tamamen düz gidiyor. Altı sıra boyunca. Kız çocuklar için beyaz iplikten örüp şu karelerin içine süslemeler yapabilirsiniz. Çok sevimli oluyor o zaman. Dediğim gibi arka sırada hiçbir işlem yok. Ön sırada da sadece düzler düz. Kenarda ve de ortada birer tane tersimiz var. Son elimiz çıkmaya başladı. Şu arayı da yapıp göstereceğim. Kenarları bu taraftan örüp ön yüzden boşalıyoruz. Ters ilmek ve 6 tane düz ilmek.
3, 5. Daha devam. Dediğim gibi arkada hiçbir işlem yok. Dümdüz gidiyoruz. Altı sırayı tamamlayana kadar. Dört, altısı. Bu sıradan yine aynı devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar 6 sıra dediğim şöyle sayıyoruz 2 4 6. Şimdi bu sefer arkadan dümdüz yapmayacağız. Baştaki ilmeği boşalttık, yanındakini düz alacağız. Diğer ilmeklerimizi 6 taneyi ters alacağız. Ortadaki ilmeğimizi yine düz yapacağız. Diğer alt ilmeği ters öreceğiz yine. Amacımız şu arayı oluşturmak. Baştakini yine düz alacağız. Evet. Şimdi bu sıra yine aynı. Kenardakini ters yapacağız. Diğerlerini yine 6 tane düz yapacağız. Şurada bir sıkıntı olmuş. Düz yapacağız. Orta ilmeğimiz yine ters. Ters. Düz. Şimdi arkadan yine aynı devam edeceğiz arkadaşlar. Ta ki bir altıyı daha tamamlayana kadar düz örerek devam edeceğiz. Dediğim gibi modelim çok kolay. Aslında örnek yok denecek gibi ama örnekle gibi gözüküyor. Şık da oluyor. Şöyle çıktıysa göstereyim. Bir iki sıra daha yaparsan modelimiz çıkmış olacak.
Ortaya bir ters. Şöyle bir iki sıra daha örersem. İşte arkadaşlar. Şöyle. Dediğim gibi bir ters bir düzle. Çok basit. Çok da güzel. Umarım beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.